Değerli hocam, sevgili doktorum, yan yana sizinle olmak büyük bir keyif. Çok güzel ama şimdi aldım sizi karşıma. Hazır mısınız? Hazırım ama biraz heyecanlıyım. Heyecanlı koltuğum değilsiniz. Bu tarafı biraz daha heyecanlı sanki ama göreceğiz bakalım. Hocam şimdi sekonder burun ameliyatlarından bahsetmek istiyorum. Yani ikincil burun ameliyatları ama sizler sekonder demeyi tercih ediyorsunuz. Niye anlayamıyorum. O konuya da bir ara değiniriz isterseniz. Haklısın, katılıyorum. İkincil demek belki daha doğru. Yani yabancı dilden biraz ülkemize kendi dilimizi değiştirmek doğru değil. Ama artık o şekilde yerleşmiş. Sekonder burun ameliyatı ya da ikincil burun ameliyatı dediğimiz ilk ameliyatta başarılı sonuç alınamayan burun hastalarında tekrar düzeltme ameliyatı diyebiliriz kısaca. Bu tabii sekonder ya da ikincil olması şart değil. Bazen 4-5 kez ameliyat olup güzel sonuç alamayan hastalarımız da oluyor. Bunlarda da yine düzeltme ameliyatları, revizyon ameliyatları yapılabiliyor. Peki hocam, genelde sekonder burun ameliyatlarını farklı doktorlara giderek yardım bekliyorlardır diye düşünüyorum. Haklı mıyım? Esasında tabii burun ameliyatını ilk ameliyatı yapan hekimin revizyonunu kendisinin yapması daha doğru. Çünkü ilk ameliyatta neler yapıldığını, hangi manevraların yapıldığını çok daha iyi biliyor. Tabii şunu söyleyelim, sekonder burun ameliyatları olmaması için bizim ilk atışta hedefe 12'den vurmayı planlarız. Ama her ameliyatta bunu sağlamak mümkün değil. Dünya standartına baktığınız zaman yaklaşık %15-20'dir revizyon cerrahisi. Yani tekrar bir daha burun ameliyatı ihtiyacı her ameliyat olan hastanın %15-20'sinde tekrar görülür. Bizim ülkemizde bu çok daha düşük gerçekten. Plastik cerrahinin seviyesi gerçekten çok yüksek ülkemizde. Hem bilimsel açıdan hem pratik uygulama açısından. Ama yine de ister istemez çok nadir de olsa revizyon ameliyatı ihtiyacı oluyor. Eğer hastanın da hekimiyle o iletişimi kaybolduysa başka bir hekim arayışına girişebiliyorlar. Böyle durumlarda başka bir hekim tedavinin devamını ele alıyor. Burada da mutlaka başka bir hekimin yaptığı ameliyatı üstleniyorsa bir hekim, ne istiyoruz? İlk ameliyatın raporunu, detaylı neler yapıldığını bir kere öğrenmek isteriz. Hastadan süreci bir kere detaylı öğreniyoruz. Gerekirse bir takım tomografik incelemelerle destek ihtiyacımız, kemik çatının ya da kıkırdak yapının nasıl olduğunu, son durumunu öğrenmek için bir takım görüntüleme yöntemlerinden faydalanıyoruz. Sonrasında da cerrahi planlamaya geçiyor iş. Tabii çok farklı spektrumda oluyor sekonder ameliyatlar ya da revizyon cerrahileri. Çok küçük bir takım kıkırdak eğriliklerinden, ufak manevralar, ufak cerrahilerden çok daha ağır, işte kulaktan ya da kaburgadan kıkırdak alarak eksik dokuları tamamladığımız çok uzun cerrahilere kadar gidebiliyor. Çok geniş bir spektrumda. Öncesinde bunun planlaması yapılıyor. Detaylı konuşuyoruz süreci, beklentilerini öğreniyoruz, yapılması gereken şeylerin üzerinden geçiliyor ve bu şekilde cerrahiye başlıyoruz. Dediğim gibi bazı durumlarda şimdi insan vücudunun en azından şu anda bir yedek parçası yok. Belki ileriki yıllarda bu doku mühendisiyle edinilebilecek ama şu anda bir yedek parçamız yok. Doku kaybı olduğu zaman burunda ilk ameliyatta ne yapmamız gerekiyor? Vücuttan bir takım aldığımız kıkırdaklarla bu eksiklikleri tamamlamamız gerekiyor. Nereyi kullanıyoruz en çok? Eğer ilk ameliyatta bizim için en değerli kaynak burun içindeki bizim septum dediğimiz septum kıkırdağıdır. Eğer burada yeterli bir kıkırdak dokusu varsa biz bu revizyon ameliyatında içerideki kıkırdağı alarak işte burun kanatlarına, burun ucu desteği için ya da burun sırtı için eksik olan bölgelere uygun şekilde bu kıkırdakları hazırlayıp yerleştiriyoruz. Eğer burun içindeki kıkırdak yetersizse, fazla çıkarıldıysa bu sefer kulaktan ya da kaburgadan alabiliyoruz. Yani dokunun ihtiyacına göre, ihtiyaç duyacağımız kaburga, kıkırdak ihtiyacına göre cerrahi planlamamızı yapıyoruz. Ama hasta ilk aşamada değerlendirdik, gördük ciddi bir semer burnu var. Çok doku çıkarılmış. O zaman direkt zaten hastamızla konuşuyoruz. Yani bu başka bir yerden aldığımız kıkırdaklarla bunu sağlayabilmemiz çok mümkün değil. Kaburganızdan bir kıkırdak alacağız. Bu kıkırdak da tabii hastada bir fonksiyonel probleme neden olmuyor. Bir sağlık problemine neden olmuyor. Sadece kaburgayı aldığımız bölgede çok küçük bir
dikiş izi oluyor. Ama bir acılı süre... bir şey mi o? Çok acılı değil. Ama peki tabii... sizin çok acılı değil dediğiniz nedir mesela? Bilmediğim doktorlar doktorların çok acılı. Esasında ben de tecrübe etmedim bunu ama hastalardan duyduğum kadarıyla söyleyebilirim. Çok aşırı ağrılı ama ayrı bir cerrahi bölge burası da. Sonuçta oradan da ameliyat oluyorsunuz. Kasları da kesip açtığımız için bir... rahatsızlık veriyor tabii. Tabii mutlaka bir rahatsızlık veriyor. Ama çok da böyle aman aman çok ağır bir tablo değil. Bu kıkırdağı alıp şekillendiriyoruz. Bunun da belli yöntemleri var. O kıkırdak düzgün şekilde şekillendirilmezse bir süre sonra eğrilebiliyor da. Bunu engellemek için bir takım yöntemler var. Bu şekilde ihtiyaç olan bölgelere işte burun ucu desteği, burun sırtı, burun kanatları, kıkırdak ihtiyacı nerede varsa bunlar ölçülerek şekillendiriliyor, kesiliyor. Bu şekilde burnu adapte edebiliyoruz. Bazen travmatik burunlar da oluyor. Kaza geçirmiş, çok ciddi kazalar geçirmiş ve burnunda hemen hemen hiç kemik ve kıkırdak dokusu kalmamış hastalarda da yine aynı şekilde vücuttan aldığımız kıkırdak ya da kemik dokularıyla destek sağlıyoruz. Revizyon ameliyatlarının en sık gördüğümüz nedeni çoğunlukla burun ucu düşmesi dediğimiz tablo. Burun ameliyatı esasında kuralına uygun yapılırsa burun ucu düşmesiyle çok karşılaşmıyoruz. Yani bu bir iskelet yapı. Destekleyen bu iskelet yapıyı, burun görüntüsünü sağlayan kemik ve kıkırdak iskelet var. Yaklaşık 1/3'ü kemik, alt 2/3'ü de kıkırdaktan oluşur. Farklı kıkırdak yapılarının bir arada bağlarla beraber durması. Şimdi burada eğer ilk ameliyat gerçekten kurallarına uygun yapılırsa bir sıkıntıyla karşılaşmıyoruz. Burun ucu düşmesi ile karşılaşmıyoruz ama bazı kurallar, bazı doğrular esnetilir ya da yapılmazsa, eksik bırakılırsa o zaman işte o burun ucu düşmesi dediğimiz tabloyla karşılaşabiliyoruz. Ama dediğim gibi yani burun ucu düşmesi esasında artık şu anda bir şehir efsanesi gibi diyebilirim. O kadar çok sık görmüyoruz. Eskiden çoğunlukla nefes problemi nedeniyle özellikle burnun alt tarafına yakın kıkırdak eğriliklerinde bu eğri kıkırdak çıkartılırdı. Tabi burun ucunun o kıkırdak desteği ortadan kalktığı için de burun ucunda düşme, kanatlarda yayvanlaşma gibi problemlerle karşılaşırdık. Bu da esasında solunum üstüne bir yük bindirir. Burun ucunun pozisyonu bile solunumda çok önemli. Böyle durumlarda ne yapıyoruz? Biraz önce bahsettiğim gibi aldığımız kıkırdaklarla bir destek sağlayıp burun ucunu bu kıkırdaklara dikerek olması gereken pozisyona getiriyoruz. Belli açılar, belli pozisyonlar, yüz yapısına göre belli planlamalarımız var. Bu doğrultuda da işte burun ucunun açısı, kalkıklığı, dudak burun açısını belirleyerek pozisyonunu olması gereken yere alıyoruz. Peki bir şey daha soracağım size. Tabii birazcık daha psikolojik tarafından bakarak soruyorum. Şimdi bir burun ameliyatı zaten çok basit, çok kolay bir şey değil. Onun siz daha önce de çok fazla bahsetmiştiniz. Psikolojik olarak hazır olmak lazım, fiziksel olarak hazır olmak lazım. İki tarafın da tam anlamıyla oturup konuşup buna hazır olması lazım. Evet, sonra kesin. Bu süreci atlattıktan sonra iyileşme süreci var ve onu da konuşmuştuk daha önce sizinle. O süreç de biraz hani yeni adaptasyon vesaire biraz o da biraz azıcık zorlu bir süreç. Evet. Şimdi bunun ikincisi gerektiğinde insan daha mı zor onu soracaktım. Çünkü bunu tecrübe ettikleri için tabii ortaya iyi bir sonuç çıkıyor ve insanoğlu unutuyor aslında o süreci. Fakat bunun bir kere travmasını yaşamış bir insan, çünkü siz hep böyle dile getirdiğiniz için ne olur yanlışım varsa düzeltin. Bu aslında travmatik bir şey, vücuda verdiğimiz bir travma iyileştirirken. İkincisi gerektiği halde sürekli erteleyen ve aslında birazcık da risklerini arttıran bir hasta tablosu da vardır elbette diye düşünüyorum. Çünkü bilinmeze giriyoruz aslında ilkinde ama ikincisinde hele ki başarısız olmuşsa ve tekrar edilmesi gerekiyorsa da insanı korkutan bir yanı olabilir. Değil mi? Evet tabii biraz önce dediğim gibi biz ilk atışta hedefi 12'den vurmak isteriz. Her yapılan ameliyat daha da zordur. Burun ameliyatı başlı başına zor bir ameliyattır plastik cerrahi içinde. Çok detay ve nüans vardır. Bunları çok iyi analiz edip cerrahi ona göre uygulamak lazım ki hastamızı mutlu edelim. İlk ameliyattan itibaren biz hastalarla bir şöyle düşünüyoruz, bir yola çıkıyoruz. El ele tutuşarak bir yola çıkıyoruz. Onun için öncesinde çok detaylı konuşuyoruz. Primer ameliyatlar içinde
riskleri nedir, avantajları nedir, ne yapılabilir, nasıl bir sonuç alırız? Hastanın beklentisi doğrultusunda bu yola gidiyoruz. Tabii sekonder ameliyatlarda ya da işte üçüncül, dördüncül ameliyatlarda iş daha da zorlaşıyor. Burada açıkçası eğer ki ameliyatı başka bir hekim yaptıysa bizim için kısmen kapalı bir kutu gibi değerlendirmek lazım. Öncesinde birçok varyasyonlarımız oluyor. Hastalarla detaylı konuşuyoruz. İçeride şu olursa bu olabilir, şunu yapabiliriz, bunu yapabiliriz gibi. Ve birçok şeyi biz ameliyat esnasında açtığımızda anlayabiliyoruz. Tabii bunları detaylı olarak hastamızda konuşuyoruz. Daha ilk ameliyata göre biraz daha tedirgin oluyorlar genellikle. Ama gerçekten iyi bilgilendirilirse hastalar, kişiler süreci daha sağlıklı geçiriyoruz. Ama çok detaylı anlatmazsak, hadi tamam şunu yapacağız, gel ameliyat olalım dersek hastaların o anksiyetesi, gerginliği hiçbir zaman geçmiyor ve süreç her zaman sıkıntılı oluyor. Tabii ki biraz daha zor. Hiç kimse ikinci bir ameliyatı olmak istemez. Ama bu çözümsüz bir şey değil. Gerçekten güzel sonuçlar alınıyor doğru hastalarda. Bu şekilde detaylı konuşup ameliyat planlaması yapıp yola çıkıyoruz. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Bir kere hastalarımız bir anda çok paniğe kapılmasınlar. İlk ameliyat olduktan sonra biz ortalama bir yıl kadar bekleriz ikinci ameliyat için. Çünkü daha erken panikle ameliyat yapmaya kalkarsak bu sefer bizim cerrahi planlarımızda zorluklar olur. Yani çalışma alanımızda açmamız, diseke etmemiz, o bölgede çalışmamız daha zor olur. Bir ikincisi, erken dönemde problemli gözüken bir burun belli bir süre sonra şişlikler indikten sonra, burun oturduktan sonra o problemlerin çok büyük bir kısmı ortadan kalkabilir. Onun için peki, panik olmamak lazım. Peki gerekiyor gibi lazım. Hissedip sonra da gerekmediği durumlar da oluyor mu? Evet, onu söylüyorum. Ne güzel. Olabiliyor tabii. Şimdi örneğin kalın derili bir hastada burun ameliyatı sonrasında zaten şişen kısım burunun cilt kısmı, deri kısmı. Kıkırdakta ve kemikte öyle belirgin bir şişlik olmuyor. Şişen kısım, ödemlenen kısım deri kısmı. Hasta derisi ne kadar kalınsa şişlik o kadar daha fazla olur ve bu şişliğin inmesi biraz daha yavaş olur. En geç de burun ucuna. Mesela böyle hastaları biz bilgilendiriyoruz. Sizin şişlerinizin inmesi biraz daha zaman alabilir. Biraz daha sabır ihtiyacı olabilir. Özellikle bizim supratip deformitesi dediğimiz burun sırtında, hemen burun ucunun biraz üst kısmında bu şişlikler erken dönemde hastaya problem yaratabilir. Böyle durumlarda işte masajlarla biraz zaman vererek bu sürecin daha yumuşak geçmesini sağlayabiliyoruz ki dediğim gibi erken dönemde problem olan bu gibi şeyler bir süre sonra problem olmaktan çıkıyor. Hatta ısrarla ameliyattan 2 ay sonra gelip de ben mutlaka ameliyat olmak istiyorum diyen hasta belli bir süre sonra ameliyat ihtiyacı ortadan kalkabiliyor. Yok oluyor. Evet, telefonlarınıza çıkmıyor. Bu süreci birazcık iyi yönetmek lazım. Peki ilk ameliyattan sonraki iyileşme süreciyle ikinci bir ameliyatın iyileşme sürecinde bir fark var mı? Çok belirgin bir fark yok. Bazen daha da problemsiz olur. Mesela kemiklere çok müdahale yapmayacağız. Sadece burun sırtına bir kıkırdak koyacaksak nispeten daha az travmatik de olabiliyor. Sadece başka bir yerden doku alacaksak o bölgenin bir iyileşme, ek iyileşme süreci olabiliyor. Ama çok aman aman çok dramatik bir fark yok arasında. Burun ameliyatları zaten çok ağrılı ameliyatlar değildir başlı başına. Çok sıkıntılı geçirmezler. Süreç 3 aşağı 5 yukarı yine birinci ameliyatlardaki gibidir. Ama dediğim gibi yine çok farklı spektrumda oluyor. Bunu tekrar hatırlatıyorum. Bazen çok küçük bir lokal müdahaleyle burun ucundaki, kıkırdaktaki bir asimetriyi düzeltirken bazen 5-6 saat süren ya burun iskelet yapısını, kemik kıkırdak yapısını tamamen yeniden şekillendirme ihtiyacı duyduğumuz hastalarda oluyor. Ama ameliyat sonrasındaki süreç arasında çok dağlar kadar bir fark yok. Bir de daha önce de konuşmuştuk, iyileşme sürecinde dikkat etmemiz gereken şeyleri. Onları da tekrar ekran başındaki sevgili seyircilerimize hatırlatabilir miyiz? Çok önemli bunlar da tabii. Bir kere en önemlisi travmalardan korumaya çalışıyoruz. Bir ay spor yapılmasını önermiyoruz. Çünkü spor yaptığınız zaman tansiyonunuzu artıran herhangi bir neden yoğun damarlanmanın olduğu, o iyileşmenin olduğu bölgede şişi biraz daha artıracaktır.
darbelerden koruyoruz. Hekiminizin sizlere önerdiği bir takım işte ilaçlar ya da spreyler varsa onları kullanıyoruz. Olabildiğince bütün burun ameliyatlarından sonra mümkünse bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmemeye, grip olmamaya dikkat ediyoruz. Çünkü o da içeride bir şişlik yaratacaktır. Gözlük kullanılmasını önermiyoruz yaklaşık 2-3 ay kadar. İşte deniz ya da havuz mevsiminde çok erken dönemde yine işte başını suya sokarak bir deniz ya da havuza girmesini istemiyoruz. Bunlara dikkat ettiği süreçte iyi bir cerrahide yapılırsa hastalarımız, yani sekonder ameliyatlardan da çok mutlu olan hastalarımız var. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık. Mutlaka yarın sabah yine bekliyoruz. İnşallah. Çok teşekkürler.